Merhaba herkese, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kayseri'yim, otel odasındayım. Burada size böyle kısa bir, hızlı bir video çekmek istedim. Şöyle ki, bugünkü konuğumuz Kore'de sizi rahatsız edebilecek şeyler. Böyle bir seriye başlamak istedim. Hani bunu büyük ihtimal böyle part part yaparım diye düşündüm. Bir anda fazla olumsuz şey söylemek istemiyorum çünkü. Bunu yaptıktan sonra da Kore'de rahat edebileceğiniz, Kore ile benzer olan şeylerimiz hakkında da konuşmak istiyorum. Çünkü sadece olumsuz yönlerini göstermek istemiyorum. Böyle çok olumsuz konuştuğumda bazıları çok olumsuz konuşuyorsun, o zaman Kore'de yaşama diyor ama olumsuzların yanında olumlular da var. Bu yüzden yaşıyoruz zaten Kore'de biz de. Böyle o yüzden hani hem de iyi yönleri göstereceğim videolar yapmak istiyorum. Bu ilki olumsuz olsun dedim. Ondan sonra olumluyla kendimizi affettiririz Kore'ye diye düşünüyorum. Neyse, ben böyle videoya başlamadan önce birkaç tane liste yaptım böyle olumsuz özellikleri. Daha doğrusu rahatsız edebileceğim, şaşırabileceğimiz konular hakkında liste yaptım. Onlar hakkında böyle hepsini söylemeyeceğim. Birkaç tanesini söyleyeceğim. Ondan sonra da diğer videolarda olumlu artık konuşuruz diye düşünüyorum. Bu arada dudağımda yara var. O yüzden ruj falan süremedim. Eğer böyle çok ruhsuz görünüyorsa kusura bakmayın. Şu an konuşurken şu üst dudağım böyle hafiften yanıyor. Kore'den geldiğimden beri vücudum aşırı derecede tepki veriyor bana. Yani ben de şu anlık sadece kabul ederek sindirmeye çalışıyorum. Umarım Kore'ye gidene kadar sağ kalacağız diyorum. Neyse, başlayalım. İlki ekmekler. Yani ekmekler hani normal bizim yediğimiz beyaz ekmeği bulmak imkansız gibi bir şey. Baget alabilirsiniz hani Fransız ekmeği olanlardan. Onlardan bulabilirsiniz. Onun dışında eğer derseniz ki yok, ben illa Türk beyaz ekmeğini istiyorum. Eğer Seul'deyseniz fırınlar, yani Türk fırını var, oradan bulabilirsiniz ya da lokantalarda falan, yani oralarda yine yapılıyorsa satın alabilirsiniz. Ama onun dışında yok. Onun dışında marketlerde böyle kare kare olan hani tost ekmekleri var, onlardan alabilirsiniz, onlardan satılıyor. Onun dışında ekmeklerin hepsi ne yazık ki tatlı, yani çok üzülerek söylüyorum ama ekmek dediğiniz zaman onlar için böyle atıştırmalık, tatlılar, işte hani bizim için çörekler vardır ya, tatlı çörekler, işte ay çöreği gibi bir şeyler. Onu mantıkla düşünüyorlar. Hepsi tatlı, içerisinde böyle bilmem dolgu, böyle bir şey dolgusu olmalı. Yani sade ekmek olarak da yine tatlı, hamuru tatlı olmalı diye düşünüyorlar. Tatlı olmayan ekmek çok zor. Evet, ikinciye geçelim. İkincisi ise İngilizcesini sizin üzerinizde geliştirmeye çalışan Koreliler. Yani Korelilerin bazıları böyle İngilizcesini çok kullanmak istiyorlar ya da çalışmak istiyorlar. Hani üzerinizde çalışarak İngilizcesini geliştirmek istiyorlar. Ve siz Korece konuştuğunuz halde size İngilizce cevap verip İngilizce anlatmaya çalışan Koreliler oldukça fazla. Onlardan kurtulamıyorsunuz. Onlara Korece bildiğinizi gösterseniz dahi onlar size İngilizce konuşmaya devam ediyorlar. Ve bu çok sinir bozucu bir olay. Yani ben şunu hatırlıyorum. Ben Korece cevap veriyorum. Karşımdaki bana İngilizce cevap veriyor ve ben onu anlayıp yine Korece cevap veriyorum. O beni anlayıp yine İngilizce cevap veriyor. Yani kısa bir döngüye giriyorsunuz. Bazen sinir bozucu olabiliyor çünkü benim İngilizcem hani belli bir seviye ve ben çoğu şeyi anlayamıyorum. Çok basic bir seviyedeyim. Adama diyorum ki ben İngilizce bilmiyorum ve ona rağmen bana İngilizce konuşmaya devam ediyor. Yani bu eğer Korece biliyorsanız sizi sinir edecek bir durum. Üçüncüsü, korona yüzünden artan ırkçılıklar. Bazı insanlar korona yüzünden, hani Çin ırkçılığı Türkiye'de de oldu bir dönem. Genel olarak dünyada oldu. Ama şu son zamanlarda, yani son zamanlarda dediğim bu iki yılda fark ettiğim bir şey var ki sırf Çin değil, şu anda genel olarak ırkçılığın dünyada çok artmış olması. Hani bu sadece Kore'yi de kapsamıyor. Ve Kore'de de yabancıları genel olarak, tüm yabancıları sanki Koreanalıymış gibi davranıyorlar.
yavaş yavaş sanki bu durum birazcık daha normalleşmeye başladı ama özellikle koronanın böyle ultra çok böyle hani herkesin korunduğu dönemlerde, işte Türkiye'nin böyle eve kapanma dönemleri olduğu dönemde Kore'de de böyle hani her yabancıya tiksinerek bakma, yani koronalıymış gibi davranma, sanki biz Kore'ye koronayı getirmişiz gibi davranma işte durumları oluyordu. Bu sizi rahatsız edebilecek bir durum. Çünkü hala öyle insanlar var ne yazık ki. Diğer bir olumsuzluğa geçersek, sizi sürekli soru yağmurlarına tutan acışiler ve acınmalar. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Gerçekten yaşayıp görmeniz gerekiyor. Yani bir yerde oturuyorsunuz. Bakın size tam yaşadığım bir olayı anlatıyorum. Oturuyoruz. Hani normal bir şekilde oturuyoruz sadece bir yerde. Bir anda bir tane yaşlı geldi. Onu gören yaşlılar da onu takip etti. Böyle bir anda yani 1-2 dakika içerisinde etrafımız tamamen yaşlılarla kaplanmış durumdaydı. Ya gerçekten abartısız söylüyorum size. Hepsi böyle işte nereden geldin? Biz 3-4 kişiydik. Hemen soruyorlar ben, nereden geldiniz? Ne yapıyorsunuz? Evli misiniz? Niçin geldiniz? Ne kadar kalacaksınız? Sevgiliniz var mı? Evli? Böyle arda arda soruyorlar, tamam mı? Hani birine cevap veriyorsunuz, diğeri de aynı soruyu soruyor. Ondan sonra böyle birbirlerine diyorlar. Evli değillermiş, sevgilileri yokmuş. İşte şu yüzden gelmişler, şu okulda okuyorlarmış. Böyle hani birbirlerine de anlatıyorlar sanki biz yokmuşuz gibi. İşte ondan sonra eğer bekar oğulları falan varsa fotoğraflarını gösteriyorlar. Bak bu benim oğlum. Bekar. Nasıl, beğendim mi falan yapıyorlar böyle. Ya bu yaşadığım bir olaydı. Onun dışında genelde işte böyle şey soruyorlar. Koreli erkekleri nasıl buluyorsun? İşte Korelilerle evlenmeyi düşünüyor musun? Burada yaşamayı planlıyor musun? Ondan sonra Koreliler çok iyi değil mi falan filan. Böyle konuşmalar oluyor. Yani bazıları çok abartıyor ve bu insanı rahatsız da ediyor. Öyle. Bundan da rahatsız olabilirsiniz. Evet, bu video için son olumsuzluğumuz da taharet musluğunun olmaması. Biliyorsunuz ki bizim ülkemizde taharet musluğu var ama Kore'de yok ne yazık ki. Yani bunun için Türkler çeşitli yollar buluyorlar ama bide denilen bir şey var Kore'de. Taharet musluğuna en yakın kullanım onunla oluyor. Diğer türlü yani birazcık çağ dışı kalmış çözümler oluyor işte. Mesela pet şişenin üstüne delik açıp onu taharet musluğu gibi kullanmak gibi. Ya da ne bileyim işte bedeninizin altını yıkamak gibi her tuvaletten sonra falan. Bunlar birazcık kolay olmayan çözümler bence. Sürekliliği olmayan çözümler ama bir de yani bideydi sanırım Türkçesi, evet. Yani akıllı tuvalet mi denir, ne denir? Hani yanında böyle düğmeler var. İşte o sizin her şeyinizi ayarlıyor. Mesela oturduğunuz yeri ısıtıyor. Yani tuvaletinizi yaparken ısıtıyor oturduğunuz yeri. İşte nereden suyun çıkmasını istiyorsanız orada işaretler var. Böyle suyun çıkacağı alanları gösteriyor size. Onları seçerek o suyun ayarını da yapabiliyorsunuz. Böyle çeşitli ayarları var. Onlarla taharet musluğunun yokluğunu birazcık daha giderebilirsiniz. Bu video için bu kadar olumsuzluk yeter diye düşünüyorum. O yüzden kısa tutmayı planlıyordum. Öyle de oldu sanıyorum ki. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Bye bye.